Abi salça vereyim biraz. Sağ ol canım. Dönüş nerede Nizel? Gelmiyor mu yemeğe? Annesine tepsi hazırlıyor. Fatih'cim sana da getir. Sağ ol abla. Abi. Bu muhtar ne yaptı? Verdi mi kağıdı ya? Ben gittim de kapalıydı. Adamın cenazesi varmış. Hayda. Ya ben bir kağıt yüzünden şimdi şeyi alamayacak mıyım ya? Tamam, ben konuştum Hikmet'te. Sen endişelenme. Bir evrak yüzünden seni geciktirmeyeceklermiş. Senin avansını çıkartacaklar hemen. Vallahi mi? Vay be! Dur ya, of! Abilerin kralı ya. Vallahi abilerin kralı bak. Avans alayım, ilk seni göreceğim ha. Jantil. Anneciğim, gel iki lokma bir şey yiyelim. Yok Kasım, istemiyorum yemeyeceğim. Nesrin'cim, sabah iki kaşık çorba içtin. Ne olur bir şeyler ye, gücün kuvvetin yerine gelsin. Yoksa nasıl iyileşeceksin hayatım? Nesrin, zorla kendini, mutlaka bir şeyler ye canım. Canım istemiyor, ısrar etmeyin, yemeyeceğim. Hadi kızım, bırak tepsiye, git yemek ye, hadi. Nesrin, canım o kadar ilaç içiyorsun. Boş mideye olmaz ki. Dönüş, hadi geç sofraya, hadi kızım. Ama anne. Ya ama anne, ama anne deyip durma kızım. Yemeyeceğim, istemiyorum. Gelmeyin üstüme. Nesin, niye kızıyorsun ki? Biz senin sağlığın için ısrar ediyoruz. Etmeyin Sadık, ısrar etmeyin. Zaten çakıldım kaldım yatağa. Sinirlerim bozuk. Ya hepinize yük oluyorum. Aşk olsun Nesin ya, o ne demek öyle? Öyle ama. Ne çocuklarımın arkasından koşabiliyorum, ne işime gücüme bakabiliyorum. Hepinizin elini kolunu bağladım. Nesrin, hayatım, geçecek bu günler. Yapma böyle, ne olur. Nezahat, senin de düzenini bozdum. İki ev arasında koşturup duruyorsun zaten. Ama ben isteyerek yapıyorum. Biliyorum. Biliyorum ama çok yoruluyorsun sen de. Dönüşte başımda durmak için dershanesini aksatıyor. Anneciğim, ben derslerime çalışıyorum. Ben her şeyi biliyorum kızım ya. Farkındayım her şeyin. Beni bir benimle bırakın, boş ver. Bak, üzülüyorsun biliyorum bizim için. Ama bak sana söz, ben sınavı kazanacağım. Hem de ilk güzel müjdeli haberi sana vereceğim. Mutlu edeceğim seni. İnşallah. Ya Allah aşkına rahat bırakın yengemi ya. O bilir işini. Hadi gelin yemek yiyelim. Abi, mutfağa gelsene. Üst rafa benim boyum yetişmiyor. Turşu kavanozunu indir. Hadi yemeğini ye kızım. Hadi anneciğim. Ne yapacağız abi? İyice bunaldı. Anlıyorum onu. Nesin öyle yatıp kalacak bir kadın değil ki. Evet, haklı kadın. Tabii. Korkuyor bir yandan, hep öyle kalacağını sanıyor. Yani ne illet bir hastalıkmış bu. İnsan kolunu kaldıramadığı zaman sinir hastası olur tabii. Neyse, çıkalım hadi, kendini kötü hissetmesin. Ya Nezahat. Hı? Dönüşte bir tuhaflaştı. İyice içine kapandı. Yemiyor, içmiyor. Eski neşesi yok. Annesine üzüldü desen? Onun derdi başka. Neymiş? Ya işte elinde tomar tomar fotoğraflar, hatıralar. İşte onun köşe bucak beni sıkıştırıyor. Geçmişin peşine düşmüş. Nereden çıkmış ki şimdi bu? Ya ne bileyim, bilmiyorum. Annemin bana hamileyken niye fotoğrafı yok diyor. Benim niye bebeklik fotoğrafım yok diyor. Yok efendim, ben Eskişehir'de mi doğdum? Ayvalık'ta mı doğdum? Ben de Türkan'ın bebeklik fotoğrafını verdim. Bu sensin diye, sakın sen de bozuntuya verme. Fatih mi bir şey söyledi acaba buna? Yok yok. Onu da sıkıştırmış da geçiştirmiş Fatih. Hadi çıkalım. Hadi. Sizden sonra gürültü patırtı eksilmedi. Aa, hay Allah. Çok mu ağladı? Ay, feryadını duyup kendisine yardıma koşan olmadı mı acaba? Efendim, Özer Bey şimdi çıktı, arabasına binip gitti. Eve mi geliyor acaba?
Ah, tamam, sen ayrılma oradan. Tamam efendim. Hah. Oğlum, neler oldu inanamazsın. Bu Sevilay var fotoğraflar ya. Fotoğraflar nerede? Hangi fotoğraflar? Türkan'ın evinin önünde çektirdiğim fotoğraflar nerede? Nerede olacak oğlum? Buraya koydum. Burada yok. Ayla mı bir yere kaldırdı acaba? Ayla! Hiç boşuna seslenme, Türkan'da fotoğraflar. Ne demek Türkan'da? Ayla! Ay nasıl olur yani, kim vermiş? Kendisi almış. Bir şey ararken bulmuş, almış. Buyurun Rüçhan Hanım. Yok bir şey, sen işine bak. Anlamıyorum ki. Ne arıyordu burada? Ya nasıl buldu, ne zaman aldı? Ne önemi var anne? Neticede almış. Bir bu eksikti. Ne dedi peki sana? Ha, tartıştınız, orası kesin de. Kendimi onun karşısında hiç bu kadar kötü hissetmemiştim. Ya ne diyeceğimi bilemedim. Hangi birini söyleyeyim ki ben şimdi sana? O kadar kötü laflar etti ki bana. Oğlum benim arkamda durmasaydın, annemin deliliği deseydin. Sen evi terk edip gidince annem de böyle bir şey yapmış deseydin. Ha ne bileyim, ben konuşurdum Türkan'la oğlum. Ay, ben kötü olsaydım onunla. Yok anne, benim yaptırdığımı biliyor. Öyle kalsın, boş ver. Ben artık senin bizim aramızda kalmanı istemiyorum. Bak sen onun yanına almışsın, iş vermişsin. Bırak böyle bilsin. E ne oldu peki, sen ne dedin? Yani kabul ettin mi, ikna oldu mu? Takip ettirdiğimi kabul ettim. Eve giren çıkanı bilmek istediğimi söyledim. Fakat bunları mahkemede kullanmayı düşünmediğimi söyledim. Ama Türkan bu. İnandı mı? Hayır. Oğlum çok özür dilerim ya. Gerçekten ben böyle olacağını hiç düşünemedim. Ay Allah'ım ya Rabbim. Keşke elime geçer geçmez yok etseydim ben o fotoğrafları. Keşke geçer geçmez yok etseydin. Zaten en başından niye böyle bir şeye kalkışırsın ki? Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.